radyo tiyatrosu. Kaybolan Burun. Yazan Nikolay Vasilievich Gogol. Uygulayan Tayfun Türkili. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Didem Türkmen. Hey Ivan! Ivan, mıymıntı herif. Vakit neredeyse öğlen olacak. Kalk da gidip dükkanını aç hadi. Bırak biraz daha uyuyayım Proskovya. Tembel herif. Dün akşamdan beri uyuyorsun. Hala üzerinden sarhoşluğunu atamadın değil mi? Lütfen sus da biraz daha uyuyayım ne olur. Ölen anacım boşuna vermek istememişti beni sana. Haklıymış kadıncağız. Bu berberi gözüm tutmadı. Bu ispirto fıçısı kılıklı adama varıp da hayatını zehir edeceksin diye az uyarmamıştı beni. Tamam Proskovya, tamam, kalkıyorum. Senin bu bet sesin karşısında zaten kimse uyuyamaz. Şöyle sarhoş herif. Bana bak, kahvaltı hazır mı? He? Tabii. Ekselanslarını emrederlerdi. Kahve, çay, portakal suyu, ördek kızartması, kaz ciğeri. Yok yok, onlar fazla gelir. Benim canım sıcak ekmekte ve soğan yemek istiyor. Ekmeği anladım da soğan nesi oluyor sabah sabah? Pis pis kokutacaksın yine etrafı. Yok canım, olur böyle şey. Soğanı ne kadar çok sevdiğimi bilirsin sevgili Proskovya. Tamam tamam. Ne yersen ye. Hadi geç sofranın başına. Ben de ekmekle soğanı getireyim. Bana bak, ekmek sıcak değil mi ya? Sıcak. Pişirip yarım saat bile olmadı. Hadi al bakalım. Soğanla ekmeğin işte. Oh, ekmeğe bak, mis gibi kokuyor. Ama yine de senin pis kokunu bastıramıyor. Hala dün gece içtiğin içkinin iğrenç kokusu var evin içinde. Ne yapayım sevgili karıcığım? İçmeden yapamıyorum ben. Sarhoş sarhoş nasıl berberlik yapıyorsun? Kafam almıyor bir türlü. Müşteriler bir tarafının kesileceğinden korkmuyorlar mı acaba? Neden korksunlar ya? Ben Petersburg'un en usta berberiyim. Değil sarhoş halimle gözlerimi kapayarak bile tıraş yaparım ben. Tamam, başlama yine kendini övmeyi. Hadi yemeğini ye. Tamam tamam. Ay dişim. Ne oldu? Dişim. Ne oldu? Ağzın boğa gibi, ne bağırtıyorsun? Ekmeğin içinde bir şey var ya. Isırınca dişim acıdı bak. Ne varmış? Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Bu burun bu. Ne? Ne dedin sen? Burun dedim. Evet. Evet, ekmeğin içinden bir burun çıktı. Ivan Yekolovic, pis sarhoş. Rüya mı görüyorsun sen? Ekmeğin içinde burunun işine. Neden bana bunu soruyorsun ha? Ekmeği ben mi yaptım? Göster bakayım şu burnu bana. Al, al. Gör işte bak. Bana bak. Bu burun değil mi ha? Ay, hakikaten de burunmuş. Ya. Hamuru kayarken içine karışmış olmalı. Ya, iyi ama... Bu kesik burnun evimizde işi de Proskovya Osipovna. Bunu bana değil de kendine sor pis sarhoş. Benim evimde kesik burunun işine peki? Ben ameliyat yapmıyorum burada. Mutlaka sen berber dükkanından getirmişsindir bunu. Yok ya, dükkandan mı getirdim? Elbette. Allah Allah. İnsanları sarhoş vaziyette tıraş edersen sonunda olacağı buydu işte. Kim bilir dün yanlışlıkla kimin burnunu kestin, sonra da cebine koyup eve getirdin, ortalık yere bıraktın. Ben de hamuru kararken yanlışlıkla içine karışmış. Ay ne iğrenç bir şey. Kaldır şunu gözümün önünden. Hadi kaldır diyorum sana. Vay canına. Ya ben bu burnu bir yerden tanıyorum galiba. Hiç de yabancı gelmedi sana. Söyle kimden kestin bu burnu ha? İspirto fıçısı kılıklı herif. Seni polise ihbar etmezsem bana da Proskovya Osipovna demesinler. Sen cellat mısın be adam? Bak dur. Dur bağırma ya. Zaten aklım karıştı gitti. Bu burun bana yabancı gelmiyor. Kimindi acaba? Dün kimleri tıraş ettiysen onlardan birinindir mutlaka. Tamam. Buldum, hatırladım. Tabii ya. Çarşamba ve pazar günleri tıraşa gelen 9. derece memur Platon Kuzmiç'in burnu.
Ay, evet evet, onu vurdu mu? Kimmiş bu Platon Kuzmiç? Aa, bir binbaşı. 9. derecede memur. Ay, hem de bir binbaşının ha? Dilerim Allah'tan burnunu kestiğin için seni kurşuna dizdirir o subay. Ya niye dizdirsin beni kurşuna ya? Allah Allah, tıraş oldu, burnu gitmiş. Ama hala anlayamıyorum. Ben bu herifin burnunu nasıl kestim? Anlamazsın tabii. Kim bilir kaç şişe içtin ki adamın bıyığı yerine burnunu uçuruverdin. Hadi söyle bana. Siz zorla sarhoştun değil mi? Evet evet, yani biraz içmiştim. 4 şişe mi ne, azıcık böyle yani. Sonra bir iki kişiyi tıraş ettim. Akşama doğru da 9. derece memuru Kovalev gelmişti. Adamı tıraşa başlamadan önce bir şişe daha içmiştim. Zıkkım içseydin. İş saatinde o kadar içilir mi? Maymun suratlı herif. Sen berbersin, vahşi herif. Hiç elinin titreyeceğini, gözlerinin çift göreceğini düşünemiyor musun? Ama Kovalev burnunu kestiğimi nasıl fark etmedi peki? Burun mu yahu? Kesilir de hiç acımaz mı? İnsanın feryat etmesi lazım. Mesela benim bir yerim kesilse yeri göğü inletirim ben be. Peki bu burnun 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'in olduğuna emin misin? Kendin gibi pis bir sarhoş müşterinin burnu olmasın sakın. Yo, hayır hayır. Kovalev'in burnu olduğuna kalıbımı basarım. Şu buruna baksana. Şu azamete baksana. Ya. Böyle baba yiğit bir burun herkeste olmaz ya. Kemer patlıcanına benziyor. Ayrıca üzerinde kocaman bir tane de sivilce var. Oy. Ben Kovalev'in burnunu nerede olsa tanırım ben. Nerede olsa. Peki şimdi ne yapacaksın? Burun katili. İspirto fışısı Ivan. Sus. Bana bak. Sus biraz. Prosko Osipon'la. Sus da ne yapacağımı düşüneyim ha. Ne yapılır? Tamam. Yapılacak en iyi şey bu burnu bir şeye sarıp sonra da gerekeni yapmak Prosko Osipon'la. Şimdi bana bir gazete kağıdı verir misin? Bak, söylemedi deme Ivan. Eğer saklamayı düşünüyorsan elimde kesik pis bir burun istemem ben. Bu burunu hakaret etme Prosko Osipov'da. Sıradan birinin burnu değil bu. Söylemiştim. 9. dereceden memur binbaşı burnu bu. Kimin olduğu umurumda bile değil. Anladın mı pistomuz? Sakarlığın dillere destan. Sen de saç sakal tıraş edecek hal mi bana? Ustura bilemekten başka bir işe yaramazsın sen. Hadi. Hadi götür şu kesik burnu, gözüm görmesin. Götür diyorum sana. Tamam canımın içi, bir tanem. Tamam, götüreceğim. Önce şöyle bir kağıda sarayım bakayım. Sakın saklayayım falan deme ha. Yok. O 9. derece memur Kovalev midir nedir? O herif burnunu senin kestiğini anlarsa polisler kapımıza yığılır, tamam mı? Sen merak etme güzelim. Evde saklayacak değilim bunu. Dediğin gibi bakarsın polisler arama tarama yapmaya gelir. Herifin burnunu burada bulurlarsa beni zindana atarlar halimallah. Bir yerlere at. Atarken de dikkat et. Kimse tamam. Seni görmesin. Tamam merak etme. Yahu hala şu burnu nasıl kestiğimi hatırlayamıyorum. Demek çok içmişim ha. Adamın beynini keserken yanlışlıkla burnunu götürmüşüm. İyi ama anlamadığım bir şey var. Bu adamın burnu kesilirken canı hiç acımadı mı be? Allah! Şu kaldırımın kenarında duran çöp tenekesine atayım burnu. Hatıra diye saklayacak halim yok. Hazır etrafta da kimse yokken şöyle bir içine yolladım. Bakayım biraz böyle. Şunu kapağını bir kaldırayım. Şimdi şu halimle hazır böyle kimse etrafta yokken. Değil. Yakovleviç. Ay bu da kim? Ay aksi geveze bacar olmuş. Sabahın bu saatinde nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Pazara değil tabii, dükkana gidiyorum. Bu saatte kimi tıraş edeceksin? Elinin körünü. Kime edeceksem edeceğim ya, sana ne? Ayıkken de hiç çekilmiyorsun Ivan Yakovleviç. O elindeki kağıtta ne var öyle? Bu mu? Bu hiç canım kese kağıdı işte. Kese kağıdı olduğunu görüyorum. İçinde ne var diye sordum. Hiçbir şey yok. Proskovya Osipovna öğlen için yiyecek bir şey koydu da dükkana götürüyorum. İyi. Hadi hayırlı tıraşlar. Sağ ol. Meymele terif. Şu bacarol denen adama da illet oluyorum ha. Her seferinde alay ediyor benimle. Elbet bir gün onun da burnunu keserim. Bakalım o zaman kim kimle alay edermiş. Ayaksi, cadde kalabalıklaştı. Bunu şimdi buraya atamayacağım.
Denizi İsakilyevski köprüsünden aşağı Neva Nehri'ne atayım bari. Sular alır götürür kovalemin burnunu. İşte şimdi köprünün üzerindeyim. Kimse bana bakmıyor. Şöyle gizli köprünün korkuluğuna dayayıp nehri seyrediyormuş gibi yaparak burnu aşağıya atarım. Evet, tam zamanı. 9. derece memur kolebimi burnunu nehre atabilirim. Ve işte attım. Artık burun burun kalmadı. Neva Nehri'nin sularında yüzüyor azametli burun. Kovalev farkına varıp da istese bile nehre girip aramak zorunda kalacak. Hey sen! Eyvah polismiş. Gördüm yoktu beni ya. Bana mı seslendiniz efendim? Evet, sana seslendim ahbap. Evet. Adım ne senin bakayım? İvan Yakolovic başkomiserim. Yalakalığı bırak. Polis olduğumu görüyorsun. Tabii. Söyle bakalım köprü üzerinde ne arıyordun? Ben bir şey... Tıraş için müşterime gidiyordum da köprüden geçerken nehrin suyu hızlı akıyor mu diye şöyle bir bakayım dedim efendim. Bak sen. Bana bak. Başkasına anlat sen bu palavraları. Aman efendim. Arzu buyurursanız size haftada 2 kez hatta 3 kez ücretsiz tıraş ederim. Geç benim. Onları geç. Beni 3 berber tıraş ediyor. Bunu da kendilerini için büyük bir şeref kabul ediyorlar. Öyle mi efendim? İsterseniz efendim ben de o şerefe... Sen şimdi doğruyu söyle bakalım. Ne yapıyordun köprünün üzerine? Seni nehre bir şey atarken gördüm İvan Yakovlev. Öyle mi efendim? Saygıdeğer 9. derece memur Kovalev. İşe gitme saatiniz geldi efendim, uyanın. Efendim Kovalev, dün gece yine körkütük sarhoş geldi eve. Ama onu uyandırmam lazım. Uyandırmadığım zaman tellikle dövüyor beni. Lütfen saygıdeğer efendim. Uyanın. Uyanın efendim. İşe geç kalacaksınız. Yeter! Kapıya vurup durma pis herif. Zelzele oldu sanıyordum. Kalkıyorum. Sen kahvaltı hazırla. Eğer yumurta rafadan olmazsa bir değil iki tellikle döverim seni. Dün gece yine içkiyi fazla kaçırmışım. O namussuz sarhoş berberde kabahat. Ne zaman gitsem hem içiyor hem içirtiyor bana. Yüzümü yıkayıp kendime geleyim. Oh, kendime geldim biraz. Sakarov! Pis uyuşuk uşak! Sana sesleniyorum. Buyurun saygıdeğer efendim. Aynayı getir bana. Burnumun üstündeki sivilcenin geçip geçmediğine bakacağım. Baş üstüne efendim. Ne sivilceymiş be? Kaç gündür geçmedi. Buyurun saygıdeğer efendim. Aynayı getirdim. Bana verme. Sen ver. Yüzüme doğru tut ki burnumu göreyim. Peki efendim. Buyurun bakın. O ne? Amanın gözlerime inanamıyorum. Ne oldu saygıdeğer efendim? Burnum yok. Burnumu göremiyorum. Sen çabuk git bana başka bir ayna getir bu eski biş. Burnumu göremiyorum. Ama efendim aynanın bir kusuru yok ki. Sizin hakikaten burnunuz yok. Ne dedin? Ne? Burnum yok mu? Evet efendim yerinde yok gitmiş. Nasıl yok olur? Sen gerizekalı köylü insanın burnu yok olur mu hiç? Ama yok işte efendim. Burnunuzun olduğu yer dümdüz. Nasıl olur lan? İnsanın burnu kaybolur mu hiç? Söyle bakayım dün gece geldiğimde burnun var mıydı yok muydu? Dün gece çok geç geldiniz efendim. Uykulu olduğum için dikkat etmedim. Peki dün sabah evden çıkarken burnum yerinde miydi? Evet yerindeydi. Hatta üzerindeki sivilceyi sıkarak iltihap da çıkarmıştınız. Midem bulandı. Canınız acıyınca da hırsınızı beni döverek almıştınız. Demek ne olduysa dün oldu. Burnum dün kayboldu. Hayaksız şeytan! Kim yaptı bunu ya? Kim kesti burnumu? İnanın bu konuda hiçbir bilgim yok saygıdeğer efendim. 9. dereceden memur bir binbaşının burnunu hangi alçak cüret eder kesebilmeye? Söyle kim yaptı bunu Sakarov yoksa sen mi? Ya hayır efendim inanın ben kesmedim. Bunu kesen alçak, burnumu kesen alçak cezasını çekecek. Evet çekecek. Onu Sibirya'ya sürdüreceğim. Ama daha önce emniyet müdürlüğüne gidip şikayet edeceğim. Burnumu kesenin yakalanmasını isteyeceğim. İşe gitmeyecek misiniz saygıdeğer efendim?
Sersem, aptal, burunsuz nasıl giderim? Millet beni böyle patates gibi suratla gördüğü zaman ne der sonra? Haklısınız efendim. Bırak. Bana haklarını bırak, elbiselerini getir çabuk ol, yoksa öfkemi senden çıkarım. Hemen efendim, derhal efendim. Efendilerin yeri dibine bassın. Bir mendil getir. Sokağa böyle burunsuz çıkıp herkesin eğlencesi olamam. Olacak şey değil. Tam üst makamlardan vali yardımcılığı görevi isteyecekken başıma neler geldi. Burunsuz adama böyle yüksek makamlar verirler mi hiç? Hala aklım almıyor. Burnumu nasıl kestiler acaba? Yoksa ben mi yanılıyorum? Şu dükkanın camına bir bakayım. Belki de evdeki ayna yanıltmıştır beni. Allah kahretsin, hakikaten burnum yok ya. Yok işte. Bari yerine başka bir şey çıksaydı. O da yok. Suratım sınıf tabelası gibi dümdüz olmuş. Akşama görüşürüz sevgilim. Bu da kim? Bir subaymış. Ay. Aman Allah. Yüzündeki benim burnuma benziyor. Benim burnum mu acaba bu? Evet. Bu benim burnum. Nerede görsem tanırım burnumu. Vay namussuz demek. Benim burnumu kullanıyor. Şimdi gösteririm ben ona gününü. Hey arabacı. Hey. Bayım dur biraz bakayım, dur. Dur diyorum sana, dur. Burnumu ver de öyle git. Allah kahretsin, gitti yerim ya. Hemen arabaya binip peşine düşeyim. Arabacı dur. Şu öndeki arabayı takip etmeni istiyorum. Sakın gözden kaçırma onu. Başüstüne bir. Yakalayacağım alçak. Yakalayıp burnumu geri alacağım. Namussuz herif. Bir de kasada kasına nasıl yürüyordu? Yüzündeki benim burnum olmasaydı yürüyebilir miydin bakayım sen öyle ha? Saygıdeğer. Kapat senin arabacı. Kes. Bir şeyim yok. Herif ki de benim burnum olmadığını görse kahkahayı basar. Namussuz alçak. Burun hırsızı. Bir de üzerinde üniforma taşıyor. Kılıcının parlaklığına bakılırsa 6. dereceden bir memur olmalı olsun. Ben de 9. dereceden bir memurum. Arabacı! Sakın öndeki arabayı kaybetme. Merak etmeyin saygıdeğer beyim. Takipte üzerime yoktu. Çar hazretlerine karşı mı geldi öndeki arabada? Hayır! Pis bir hırsız o! Ah. Ama yakaladığım zaman da olduğuna pişman edeceğim o buranın hırsızına. Biraz daha hızlı sür şu arabayı arabacı! Evimden geleni yapıyorum saygıdeğer efendim. Ama atlar bundan daha hızlı gitmiyor. Neden gidemiyorlarmış? Eskisi kadar kazanamıyorum da ondan. Kazanamayınca atlara doyacak kadar yem veremiyorum. Onlar da ne kadar yerse o kadar hızlı koşarız diyorlar efendim. Sibirya sürmeli bu atları, Sibirya! Atları mı efendim diyor? Ne atı? Sersem herif! Burun katillerinden söz ediyorum. Karıştırdım, şaşırdım. Anlamadım, burun katili mi dedim? Öyle mi dedim? Evet. Yok canım, sen yanlış anlamışsın. La söyleme, bırak da öndeki arabayı takip et. Baş üstüne saygıdeğer efendim. Gel diyorum. Hadi bakayım, naz yapmayın güzeller. Arabada 9. dereceden bir memur var. Sibirya'ya sürülmek mi istiyorsunuz ha? Gel. Saygıdeğer efendim, takip ettiğimiz araba kilisenin önünde durdu. Ne yapayım? O halde sen de dur. Baş üstüne. Çüş. Brrr. Al sana bir köpek. Vay adi burun hırsızı. Kiliseye ne yapmaya gidiyor acaba? Belki de burnumu çaldığı için günah çıkaracaktır. Ama peşini bırakmayacağım. Ya. Ha, işte orada. İşte ağacın önünde eğilmiş dua ediyor. Beyefendi. Bana mı seslendiniz? Bunu sormanız çok tuhaf doğrusu. Evet, size seslendim. Ne istiyorsunuz? Bunu bilmeniz gerekir. Yani ne istediğimi. Hem her şeyi yapın, sonra da gelip dua edin. Bu yakışık almaz bir hareket. Siz neden bahsediyorsunuz kuzum? Sözlerinizden hiçbir şey anlamadım. Şunu açık açık anlatır mısınız? Bakın efendim. Şimdi benim gibi 9. dereceden bir memur binbaşı mevkiindeki adamın burunsuz gezmesi çok ayıp olur değil mi? Voznesenski köprüsündeki portakal satan kadınlar için durum peki normal olabilir değil mi? Ama yüksek mevkiden biri için orasını siz düşünün efendim. Ha, evet, devam edin. Takdir edersiniz ki bunun bir şeref ve borç meselesi olduğunu düşünürseniz umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bakın üzgünüm ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım bayım. Ya niye anlamak istemiyorsun be kardeşim? Bunun anlaşılmayacak ne var? Mesele gayet açık. Mesela siz bizzat benim burnumsunuz. Ne dediniz? Burnumsunuz dedim. Herhalde yanılıyorsunuz beyefendi. Ben kendime aitim. Hem sizinle nasıl bir münasebetim olabilir ki? Ya. Hem elbisenize bakılırsa siz başka bir dairedensiniz. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Bakın beyefendi, daha açık konuşayım. Yüzünüzdeki burun bana aittir ve ben onu sizden geri istiyorum. Ver burnumu. Benim burnum sizin mi?
Evet. Siz iyi misiniz gerçekten? Yani evet iyiyim. Tabii ki değilim. Ama iyiyim sayılır. Burunsuz biri nasıl iyi olabilir ki kardeşim? Evet, sizden benden çaldığınız burnu geri istiyorum. Peki, bu çok iğrenç bir suçlama. Şimdi dikkatle bakın bakalım, burnum sizin burnunuz mu? Evet, tıpkı... işte benim burnum, aynısı. Yalnız sol tarafta iri bir sivilce olacaktı. Peki, benim burnumun üzerinde böyle bir sivilce var mı? Göremiyorum. Ama herhalde ilaçla sivilceyi gidermiş olacaksınız değil mi? Burnunuzu ne zaman kaybettiniz? Dün. Yani öyle olmalı. Dün sabah evden çıkarken yerindeydi. Gece geç geldim. Yerinde miydi değil miydi bilmiyorum ama bu sabah aynaya bakınca olmadığını gördüm. Yanlış kapı çaldınız bayım. Gidin burnunuzu başka bir Rus'un yüzünde arayın. Hoşça kalın. Hop hop hop! Hey! Öyle böyle söylenerek falan kurtulamazsınız. Herif gitti. Ne yapacağım şimdi ben? En iyisi emniyet müdürüne gidip şikayet dilekçesi vereyim. Onlar bulsunlar burnumu. Neden arıyorsunuz emniyet müdürünü? Ben 9. derece memur binbaşı Platon Kuzmiç Kovalev. Sebebini size söyleyemem. Müdür bey yerinde yok mu? Dışarı çıktılar. Dışarıda nereye gittiler? Vali Bey'le toplantıya. Eğer bir şikayetiniz varsa dilekçe yazın ve evet, onu bırakın. Evet, evet, bir şikayetim var. Nedir? Burnumu kaybettim, hırsızın biri çalmış, onun bulunması için geldim. Burnunuzu mu çaldırdınız? Ne gülüyorsunuz? Karşınızda 9. derece memur var. Petersburg polisi ne güne duruyor ha? Acilen burnumun bulunmasını talep ediyorum polisten. Tabii tabii efendim. Şu boş masaya geçip şikayet dilekçenizi yazın. En kısa zamanda polis teşkilatı burnunuzu bulacaktır. Polisten hayır yok. Her tarafta ayaklanma varken benim kaybolan burnumu aramazlar tabii. En iyisi gidip bir gazeteye ilan vereyim. Arabacı! Buyurun saygıdeğer beyefendi. Gazete idaresine çek çabuk. Baş üstüne saygıdeğer beyefendi. Gazeteye ilan vererek kendimi rezil edeceğimi biliyorum. Ama böyle burunsuz da dolaşamam. Suratı başlanmış patatese döndü. Bakar mısınız burada ilanı kim alıyor? Ben alıyorum. İyi, güzel. Bir ilan vermek istiyordum. Sıraya girin beyefendi. Sıraya mı ne giremem? Benim durumum acil. İlanı hemen... Sıraya geçin dedim. Herkesin ilanı acil. Güzel. Evet, sıra kimdeydi? Bende. Ne ilanı vereceksiniz? Sana sormuyor, bana soruyor ne ilanı vereceğimi. Bakın önce benim ilanımı alacaksınız çünkü ben burnumu... Durun bakalım. Sıra bende önce benim ilanımı alacak benim. Ya dur be! Karıştırın. Ne oluyor ya? Çek o pisellerin üstünden sen benim. Ben 9. dereceden saygıdeğer bir memur. Ben siz 9. dereceden memursanız benim hanımımın kocası da 4. dereceden saygıdeğer bir memur. Burası gazete beyefendi. 9. derece memurun borusu ötmez. Herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz. Lütfen. Tamam, kahrolasıcalar. Evet. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz? Burnumun. Yine mi siz? Sıranızı bekleyin demedim mi size? Yahu kızmayın canım. Neyin kayıp ilanı vereceksiniz diye sorulunca ben de... Size sormadım. Önünüzdeki beye sordum. Evet, söyleyin hadi. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz? Hanımımın kaybolan köpeğinin. Köpeğin ismi ne? Kontes. Hanımının adını sormadım. Köpeğin adını sordum. Onun da adı Kontes efendim. Kibar ve saygıdeğer evlerde köpeklerin adı Kont ya da Kontes oluyor da. Ya bana bak gerizekalı. Hadi sana. Ne işi uzatıp duruyorsun ha? Lütfen işime müdahale etmeyin 9. derece memur bey. İlan alırken her şey sormak zorundayım. Tamam. İşinize bakın. Sustum işte. Peki. Kaybolan köpeğin adı Kontes. Kaç yaşında? O kaç yaşında mı? Ne bileyim ben doğurmadım ki onu. Be adam, ben sana doğurdum demedim. Yaşını biliyor musun dedim. Hayır bilmiyorum ama şöyle ufak tefek bir şeydi. Kıvırcık beyaz renkli avantı yiyen bir memur cebine sığacak kadar küçüklükte bir şeydi canım. Ne zaman kayboldu? Dün saygıdeğer hanımım dün arabasıyla alışverişe çıkmış. Köpeği de arabanın içine bırakmış. Döndüğünde de bulamamış. Nasıl üzüldü bilemezsiniz. Kontesim böyle hasretinden yataklara düştü. Ya. Peki köpeği bulana ödül verecek misiniz? Tabii. Saygıdeğer hanımım kontesi bulana 100 ruble ödül vereceğini vaat etti. Vay be. 100 ruble. Tabii. Şunun resmi varsa ben arayıp bulayım. Maalesef resmi yok. Peki. Bulana 100 ruble mükafat. Aslında 5 para etmez ama ne yaparsanız işte. Ben kaybolsam 1 ruble bile vermez. Ya kardeşim biraz elinizi çabuk tutun. Benim işim çok acil diyorum. Anlamıyor musun? Tamam anlaşıldı. İlan yarınki gazetede çıkacak. Kaç para vereceğim? 10 kopek.
10 kopek mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam. Geç yaşlara git. Tamam, bit bit. Şimdi sıra bana geldi değil mi? Evet. Söyleyin bakalım, siz niye ilanı vereceksiniz? Ben de kayıp ilanı vereceğim. Sizinki de köpek mi? Hayır, ben başka bir ilan vereceğim. Ne ilanı? Bakın sizden ricam. Sahtekarlık mı desem, düzenbazlık mı desem, şimdiye kadar anlayamadım bir türlü. Hı. Yalnız şunu istiyorum. Bu sahtekar alçağı bana bulana ödül vereceğim. Evet, evet, ödül vereceğim. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmime ne gerek var efendim? Hem ismimi size söyleyemem, ben yüksek yerde dostlar olan bir adamım. Ya öğrenirlerse üstünüze iyilik, rezil olurum sonra. İyi de isimsiz ilan alamam beyefendi. Tamam. Madem öyle, 9. dereceden memur diye yazın altına. Yok yok, binbaşı oldu mu yazın en iyisi. Kaçan uşağınızın adı nedir? Ne kaçan uşağı, ne kuşağı, ne kaçması. Son günlerde saygıdeğer beyler kaçan uşaklarını arıyorlar da. Ah, keşke öyle olsa. Benim uşağım uyuşuğun mıymıntının teki, kaçsa memnun bile olurum. Benden kaçan burun, 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 burun efendim. Tuhaf bir isim. Başka bir şey mi çaldı bu Bay Brunov? Brunov mu? He. Ne Brunov'u? Nereden çıktın şimdi Brunov ya? Ne bileyim, siz söylemediniz mi Brunov diye? Allah Allah. Yahu burun diyorum, burun. B-U-R-U-N. Kim bilir hangi cehenneme gitti. Şeytan aldı götürdü sanki. Bir dakika. Burun mu dediniz? Evet efendim, burun dedim. Yanlış duymadınız, burun. Ama komik ama. Bir burun nasıl kaybolur beyefendi? Ya nasıl kaybolduğunu ben de bilmiyorum. Ama şu anda 6. derecede memur kimsesiyle şehirde kol gezdiğini söyleyebilirim. Burnum 6. derece memur kisvesiyle mi? Benim sizden ricam, onu yakalayanın derhal bana getirmesi için ilan yayınlamanızdır. Burnunuzu çalanın mı? Evet kardeşim, burnumu çalanın. Söyleyin efendim, vücudumun en çok görünen, en önemli parçası olmadan nasıl yaşarım ben? Ayağımdaki küçük bir parmak olsa neyse. Bu halde böyle burunsuz nereye gidebilirim, söyleyin. Hangi toplantıya katılabilirim? Bir dakika, bir dakika. Siz benimle dalga geçmiyorsunuz ya. Ne dalgası? Ben 9. derecemde memurum. Ne söylüyorsam doğrudur. Tamam, bağırmayın, anladık. Ne zaman kayboldu burnunuz? Neyse, zamanını tam olarak bilmiyorum. Ama bu sabah kalktığımda yüzümde bulamadım. Ne hayret verici bir şey değil mi? Ya hiç burun kaybolur mu? Ama kaybolmuş işte. Bunca yıldır ilan memurluğu yapıyorum. Bugüne kadar karısını, kızını, köpeğini, her şeyini kaybeden insanlar gördüm ama... burnunu kaybeden hiç görmedim. Dayanamayacağım. Dayan! Dayan, elimden bir kazanç. Durma be! Görmedin sen, gör işte, bak, bak. İlanı alıyor musun? Hayır, alamam, alamam. Böyle aptalca bir ilanı gazeteden yayınlayamam. Nedenmiş o? Kedi köpek için ilan alıyorsun da neden burun için ilan alamıyorsun kardeşim? Çünkü gazetenin güvenliği zedelenirdi ondan. Zaten yalan ve saçma haberler yayınlandığını söyleyip duruyorlar. Bir de bu ilanı yayınlarsak neler olur, kim bilir? İyi ama bu yalan değil ki, resmen doğru. Hep bu işin garip olan tarafı ne? Belki size göre yoktur ama bakın geçen hafta ne oldu? Ne oldu? Bir memur geldi. 73 kopek tutan bir ilan verdi. İlanda siyah tüylü bir pudel kaybolduğu yazıyordu. Pudel de kimmiş? Köpek. Ne olmuş? Daha ne olsun? Meğer bu pudel bilmem hangi firmanın veznedarıymış. Herif buraya geldi, ağzına geleni söyledi. Bana ne kardeşim ondan bundan, ağzından burnundan. Bunun benim burnumla ne ilgisi var? Ben kendi burnum için ilan veriyorum. Kusura bakmayın bayım, gazeteye böyle bir ilanı koyamayız. Ne demek koyamazsınız? Ben 9. dereceden bir memurum, bir binbaşıyım. Benim burnum kayıp. Benim burnum kayıp, burnum. Anlıyor musun? Gerçekten burnum kayıp be kardeşim. Eğer burnunuz kayıpsa bu doktorların işi. İstediğiniz şekilde burun yapan bir doktor bulabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla şakacı bir insansınız da. Madem inanmıyorsunuz size bunu ispatlayayım. Şimdi yalan söylemediğimi göstereceğim size. Rica ederim, zahmet etmeyin. Ama bir kere görsen fena da olmaz. Akşam eve Kuzmovskiler gelecek. Onlara anlatacak bir şeyim olur. Kuzmovskiler de kim? Tanımazsınız, bacanağım olur. Ha. Her gelişinde bizleri güldürecek olaylar anlatır. Bu sefer de ben bu burun olayını anlatıp onları güldüreyim bari. Kendinize gelin bayım. Benim burnumla orada burada dedikodu yapıp gülemezsiniz. Tamam canım, gülmeyiz. Hadi yüzünüzden çekin şu mendili de burnunuz kayıp mı değil mi göreyim. Madem öyle, buyurun alın bakalım. Vay canına. Hakikaten yüzümüzde burun yok. İnanılmaz bir şey. Yeni pişmiş gözleme gibi döndü suratın. Bana bak, sırıtık.
Suratımı neye benzedi seni ilgilendirir mi? Gördün işte. Şimdi hala itiraz edecek misin ha? İlanı koymak için sebebiniz kalmadı sanırım beyefendi. Bakın yok. İlanı yayınlarsanız minnettar olacağım size. Hem bu vesileyle sizle tanıştığımız için çok memnun oldum. Aman ne kadar müteassiz oldum bilemezsiniz. Bakın ilanı yayınlamak zor bir iş değil. Fakat sizin için faydalı olacağını sanmıyorum. İyisi mi siz bunu kalem erbabı bizzat anlatın da gazetede yazsın. Nedenmiş? Herkesin merakını uyandırır. Faydalı da olur. Bir dakika. Ne oldu? Burnuma enfiye çekeyim. Ne zaman burun aklıma gelse enfiye çekerim. Çok yaşama. İyi geldi. Başınıza böyle bir olay gelmesine gerçekten üzüldüm bayım. Biraz enfiye çekmek ister misiniz? Baş ağrısını keser, nezleye iyi gelir. Kederi dağıtır. Hatta basura bile iyi gelir. Ne kadar komiksiniz. Neleme çekeceğim ben o enfiyeyi? Şakanın sırası değil beyefendi. Enfiye çekecek burnum olmadığının farkında değilsiniz herhalde. Aha, doğru, unutmuşum. Evet, alıyor musunuz ilanı, almıyor musunuz? Hayır, alamam. Sen alçağın tekisin, anladın mı? Alçağın tekisin. Sakarov! Şeytanın ortağı uşak! İçeride ne yapıyorsun? Uyudun mu yoksa? Hayvan herif! Yokluğumdan istifade uyumuş. Şimdi gösterim ona. Anahtarım neredeydi? Hah! Buldum. Sakarov! Pis tembel uşak, hangi cehennemdesin? Siz misiniz saygıdeğer beyim? Yok, babaannem. Uyuyordun değil mi? Demek ben her gün işe gittiğim zaman sen sağa solu temizleyeceğine sırt üstü yatıp uyuyorsun ha? Allah kuru iftiradan saklasın beyim, uyumuyordum. Kendimden geçivermiş. Tamam yeter, sus. Bana bir vodka getir çabuk. Derhal saygıdeğer beyim, derhal. Nedir bu başıma gelenler? Elimi ya da ayağımı kaybedeceğim neyse. Ama burun bu. Burunsuz bir adam nasıl yaşar? Belki bir savaşta veya düello sırasında olsaydı... Hayhat, durup dururken burundan olduk. Ay, buyurun burnunuzu. Affedersiniz vodkanızı efendim. Buyurun vodkayı da aynaya getir bana. Peki efendim. Belki de sabah rüya gördüm. Yüzümü yanlışlıkla su yerine vodkayla yıkayıp sarhoş oldum değil mi? Şu yüzüme bir daha bakayım. Buyurun saygıdeğer beyim. Yüzüme tut sersem herif. Tutuyorum efendim. Doğruymuş burnum yok. Yok. Aynada aynı berbat suratım görünüyor. Herifin dediği gibi yeni pişmiş gözleme gibi. Hakikaten de çok benziyor beyim. Kapa seni sersem herif. Sana neye benzeyip benzemediğimi sormadım. Burnunuzu bulamadınız galiba. Aptal konuşma, bulsaydım şimdi yerinde olurdu. Sokakta rastladım ona. Kime saygıdeğer efendim? Kime olacak salak, burnuma. Burnunuza mı? Evet. Yani burnumu çalıp üzerine konan adama. Peki geri alamadınız mı? Vermedi ki, nasıl alayım? Herif 6. derecede memurdu. Tutturdu burun benim diye. Emniyet müdürlüğüne gitseydiniz bari. Gittim ama müdürü yerinde bulamadım. Sekreterine şikayet dilekçesi yazdım. Efendim keşke bir gazeteye gidip kayıp ilanı verseydiniz saygıdeğer efendim. İlan yoluyla kayıpların bulunduğunu duymuştum bir zamanlar. Senden akıl dilenecek değilim hayvan herif. Elbette gittim ilan vermeye ama almadılar. Neden efendim? Burun ilanı almıyorlarmış. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Burnumu kim çaldı? Şu anda burnum kimin suratında acaba? Ulan sakalım! Sen çalmadın ya burnumu. Aman saygıdeğer beyim, nasıl çalarım ben? Çalmaya kalksam bıçakla kesmem lazım ki o zaman da siz duyardınız. Doğru. Ama biri çaldı işte. Kim yaptı bunu ha? Düşmanın da yok ki biri burnumu çalsın, böyle bir şey yapsın. Bence bu işi 7. derece memurun karısı Alexander Potocina yapmış olabilir efendim. Potocina, evet. Alexander Potocina. Neden yapsın be aptal? Efendim onun kızıyla geziyorsunuz, unuttunuz mu? Kızının sizinle evlenmesi için az baskı yapmadı size. Evet. İyi akıl ettin bunu gerizekalı Sakarov. Bu hiç aklıma gelmemişti. Alexander Potocina. O şaşı kızla evlendiğim diye başımı netiniyordu. Ben de sürekli atlatıyordum o cadaloz kadını. Evet. İntikam almak için mutlaka size büyü yapmıştır efendim. Yapmıştır tabii. Potocina'nın falcılarla büyücülerle arası iyidir. Son zamanlarda kimse evime misafir gelmemişti. Ben de kimseye gitmemiştim. En son dün o sarhoş berber Ivan Yakovlevich'e tıraş olmaya gitmiştiniz.
Saygıdeğer efendim, sakın burnunuzu berber kesmiş olmasın. Saçmalama serseveri, öyle olsa hissetmez miydin burnumun acısını? Ah doğru, unutmuştum. Burnumu alan olsa olsa Alexander Potocina'dır. Evet, ondan başkası olamaz. Büyü yaptı. Burnumu kaybettirdi Cadolos. Acaba onu mahkemeye mi versem? Yoksa hemen şimdi evine gidip yüz yüze hesaplaşsam mı? Aa, kapı çalınıyor saygıdeğer efendim. Duydum. Aa, yine çaldı efendim. Çaldıysa sana salak herif. Benim açmamı bekliyorsun yoksa? Aa, tabii öyle ya, uşak benim. Buyurun. 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'in evi burası mı? Evet, burası polis bey. Kendisi içeride mi? İçeride efendim, buyurun buyurun girin. Sakharov, gelen kimmiş? Polismiş efendim, emniyetten geliyormuş. Hop 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 hop, polis mi? İyi günler. İyi. Adınız 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev mi efendim? Evet, ne oldu? Sizin burnunuz kayıp mıydı beyefendi? Ah, evet evet, kayıptı. Buraya burnunuzun bulunduğunu söylemeye geldim Bay Kovalev. Ne? Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten bulundu mu benim burnum? Evet efendim, evet. Ay, nasıl buldunuz onu polis bey? Belki inanmayacaksınız ama bu sabah erken saatlerde İsveneski Köprüsü üzerinde bulunuyordu. Bu burnum mu köprü? Evet evet evet. İlk bakışta ben de onu kodaman biri sanmıştım. Allah'tan ki gözlüğüm yanımdaydı. Biraz miyop olduğumdan gözlüklerimi taktığımda onun bir burun olduğunu fark ettim. Vay canına. Mesela şu anda gözlüksüz olduğumdan sizin sadece yüz şeklinizi seçebiliyorum. Burnunuzu, bıyığınızı falan göremiyorum. Yani benim kayınvalidem de, yani karımın annesi de böyleydi de. Ya, Allah mesut etsin. Peki burnum nerede şimdi? Söyleyin de hemen gidip alayım. Heyecanlanmayın efendim, heyecanlanmayın. Size lazım olduğunu bildiğimden onu yanımda getirdim. Ah! Ah canım, öyle mi, zahmet olmuş size polis görevimiz bey. Efendim, görevimiz. Bütün bunların sorumlusu kim biliyor musunuz? Kim? Voznesky Caddesi'ndeki o sahtekar berber. Berber mi? İvan Yakovlevich mi? Evet evet evet, zaten uzun zamandır o ayyaştan şüpheleniyordum. İçeri tıktım şimdi o herifi. Yani benim burnumu o alçak, o ispirto fıçısı mı kesmiş? Elbette. Herif içtiği zaman şişi beş görüyor. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Tabii dün de sizi tıraş ederken acayip sarhoşmuş. Vay namussuz, vay alkol düşkünü sarhoş. Bu sabah o sarhoş berberi köprüden nehre bir şey atarken gördüm ve hemen sorguladım. Önce bedava tıraş teklif ederek rüşvet vermek istedi. Vay, vay, biraz vay, zorlayınca vay. Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı vay, ve vay, burnunuzu vay, vay. Kese kağıdı içinde nehre attığını söyledi. Nehre? Aman Allah'ım, o güzelin burnumu umarım balıklar didik didik etmemişlerdir. Hayır, hayır, hayır. Ama biraz daha gecikilecek olsaydı balıklara yem olurdu tabii ki. A, evet, peki sonra ne? Sonrası berber İvan Yakovlevich'i nehre atıp burnunuzu buldurttum ve size getirdim. Ah! Ah! Ah, size ne kadar teşekkür etsem azdır memur bey. Burnuma bir şey olmamış hayır, değil mi? Hayır hayır. Neyse ki hiçbir zarar gelmemiş. Aa, burnumu verebilir misiniz polis bey? Tabii. Buyurun. Mikrop kapmasın diye gazete kağıdına sardım. Açıp bakabilirsiniz. Ay, ellerim titriyor. Ah, burnum. Güzel burnum. Ah, işte ta kendisi. Yaşasın, yaşasın. Oo, burnuma kavuştum. Oh. Bu burnun sizin burnunuz olduğuna emin misiniz değil mi? Elbette, inanmazsanız uşağıma sorun. Uşak, bu burun senin beyefendinin burnu mu? Evet, onun polis bey. Böyle ihtişamlı, kemerli bir burun başka kimde olabilir ki? Tabii. Bakın sol tarafında, tam ucunda bir sivilce var, gördünüz mü? Evet, evet, görüyorum. Madem burun sizin, alabilirsiniz onu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim polis bey. Bu ilinizin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Buyurun çay içelim polis bey. Kabul etmek isterdim ama hiç vaktim yok. Şimdi buradan çıkıp yine karakola gitmek zorundayım. Neden? Mesainiz bitmedi mi? Bitmesi bitti ama koca şehir ve olaylar tabii ki bitmiyor. Yani akşamüstü iki kişi kulağının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ne? Kulakları mı çalındı? Evet evet, tıpkı sizin burnunuz gibi. Sabahleyin kalktıklarında kulaksız olduklarını görmüştüm. Vay canına, kulak hırsızlığı ha. Devir değişti Bay Kovalev. Eskiden eşya ve para çalarlardı. Şimdi kulak burun çalmaya başladılar. Sakın o kulakları da bizim berber sarhoş kafayla uçurmuş olmasın. Hayır hayır, o değil ama yine kafayı bulmuş bir berberin yaptığına eminim. Bu gece açık bütün berberleri dolaşıp sorgulayacağım. Allah kolaylık versin. Umarım kulakları bulur, sahiplerini sevindirirsin. Umarım umarım umarım. Neyse ben gideyim artık. Bir daha burnunuzu çaldırmamaya dikkat edin Bay Kovalev. Onun üstüne titriyeceğime, gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz memur bey. Kapıyı açayım polis bey.
Gözünüz aydın saygıdeğer efendim. İhtişamlı burnunuza kavuştunuz. Evet, kavuşmasına kavuştum ama burnumu yerine nasıl koyacağım? Kolay. Nasıl? Yapıştırırız efendim. Yapışmayla tutar mı gerizekalarım? Kağıt bu. Burun. Git yapıştırıcıyı getir bakayım. Derhal efendim. Buyurun saygıdeğer efendim. Gerizekalı aptal. Salak. Tüpü sıksın. Biraz sıkıyorum. Sık yapıştırayım. Peki efendim sıkıyorum ama... Ya bir dakika, nereye süreceğim efendim? Burnumun altlarına sür bakayım şuraya. Peki efendim şuraya. Şuraya. Yeter. Fazla değil. O kadar fazla sürme. Şimdi burnumu yapıştıracak yere sık biraz bakayım. Peki efendim. Allah cezanı versin. Dikkat et hayvanım. Ağzıma giriyor yapışkanlar. Tamam efendim, tamam. Şimdi al burnumu bakayım. Aldım. Gibi tut, adam gibi tut. Tamam efendim. Zor buldum onu. Tamam. Getir bakayım yerine koy şimdi. Şimdi nasıl oldu? Yamuk oldu. Aptal sersem. Biraz daha düzelteyim. Gerizekalı salak. Gözlerin şaşımı senin, görmüyor musun? Şöyle sola doğru çarpıp duruyor. Yönere sola duruyor. Kızmayın saygıdeğer efendim, şimdi düzeltirim. Bir saniye. Nasıl? Düz durdu mu? Düz durdu. Tamam. Fena değil. Evet böyle iyi. Oo, ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Artık herkes gibi ben de burunluyum. Efendim dikkat edin, düşüyor. Hayır. Düşüyor. Düştü. Şeytan sırası mıydı? Bir tutmadı, düştü. Öyle aptal bakma da burnumu al şu yerden bakayım. Alayım efendim. Adam gibi tut. Tuttum sarsma, efendim. Sarsma. Elinden düşürür, üstüne basar, yamultursun sana. Bilmez miyim seninle sakar şey olduğunu, dikkat et. Buyurun efendim, buyurun. Yok, bana bak. Yapışmayla olmayacak bu iş. Bir doktora gösterseniz. Kapa seni, senden akıl alacak değilim, sersem herif. Apartmanda bir doktor olacaktı, git çağır hemen. Peki efendim, gidiyorum. Hayrola Bay Kovalev, uşağınız çok acil olduğunu söyleyince işimi bırakıp geldim. Hasta mısınız? Hasta değil ama dertliyim. Derdiniz nedir peki? Burnum. Bir şey mi oldu burnunuza? Evet, dün alçak ve sarhoş bir berber tarafından çalındı. Burnunuz mu? Evet. Ben de burun dedim zaten. Biraz önce polis memuru burnumu bulup getirdi. Siz de onu yerine takın bakayım. Sizden onu yerine takmanızı istiyorum. Allah Allah. Peki nerede bu burnunuz şimdi? Elimde, buyurun. Evet, görüyorum. Şu yüzünüzdeki mendili de çekin de yüzünüze bir bakayım. Peki, işte çektim, bakın. Evet, burnunuz olması gereken yerinde değil. Durun bir fiske vurayım bakayım, duyma hissi var mı o yerde? Tamam. Yandım. Bu kadar bağırmayın. Evet. Evet. Doktor. Allah aşkına. Deyip durmayın. Burnumu yerine takabilecek misiniz? Bana onu söyleyin. Deme. Dostum, tıbbi olarak burnunuz için hiçbir şey yapamayız. Böyle kalsanız daha iyi olur. Hayır. Asla bir burunsuz olarak yaşayamam doktor. Bir şeyler yapıp onu yerine takıp bakalım. Bu gerçi tamamen imkansız bir şey değil. Burnunuzu yerine koyabilirim. O halde hemen koyun. Fakat inanın eskisinden daha kötü olur. Ne diyorsunuz doktor? Ömür boyu burnunsuz nasıl yaşanır? Hep bundan daha kötüsü nasıl olur? İnsan içine çıkamaz oldum. Benim son derece seçkin bir çevrem var. Bu gece de iki yere davetliyim. Hem dul bayan Çahteveran'ın evine, hem de 7. derecede memur Poçotidana'ya. Yalvarırım doktor, bir şeyler yapın. Şöyle düşmeyecek bir şekilde yapıştırırsanız yeter, idare ederim. Dansan filan anlamadığım için düşme tehlikesi de olamaz. Eğer böyle bir durum olursa elimle tutar, tedbirli hareket ederim. Vizitenizdeyse 2000'sini vereceğim. Ben maddi çıkar gözeterek tedavi yapmam. Bunu mesleğime ve prensiplerime uygun bulmam çünkü. Vizite parasını ancak hastalarımın ısrarıyla almak zorunda kalırım. İnanın bu konuda çok ısrarcı olacağım doktor. Yeter ki burnum... Gelelim burnunuza Bay Kovale. Gelin. Şerefim üzerine yemin ederim ki bu halinizle kalmak sizin için daha iyi olacak. Gelin her şeyi zamanı bırakalım. Soğuk suyla yüzünüzü sık sık yıkayın. Peki o zaman yeni bir burun çıkar mı yüzümde? Rica ederim bayım. Fidan mı sandınız bunu? Böyle suluya çıksın. Ben burunsuz da burunlu olduğunuz gibi gayet sıhhatli yaşarsınız demek istedim. Olmaz öyle şey.
Yeni pişmiş gözleme gibi bir suratla halkın arasında dolaşamam ben. Başka çareniz yok. Bu burnu da bir kavanoza koyup içine alkol doldurun. Alkol mu? Hı-hı. Hatta içine biraz sirke de katarsanız çok iyi olur. Ama biraz da zeytinyağı üstüne, ne diyorsun doktor, salata mı bu? Hem onu iyi bir fiyata da satabilirsiniz. Bakın, eğer anlaşırsak ben bile alabilirim. Hayır, ölsem de satmam. İşime yarasa da yaramasa da çürüsün gitsin daha iyi. Özür dilerim, daha fazlasını yapmak elimden gelmiyor Bay Kovalev. İyi günler. Burnumu kavanoza koyup saklayacakmışım. Yerin dibine batasıca doktor. Salamura mı yapacağım ben burnumu? Salamura mı? Sakarap! Gerizekalı neredesin? Burada yanınızdayım saygıdeğer efendimiz. Bu gördüklerini kimseye söylemeyeceksin değil mi Sakarap? Tamam mı? Yani burnunuzun olmadığını, çalındığını kimseye söylemememi istiyorsunuz değil mi efendim? Evet. Tabii. Siz uşakların ne kadar dedikoducu olduğunuzu bilirim. Eğer birini ağzından kaçıracak olursan kemiklerini tek tek kırarım. Sonra da canlı canlı mezara sokarım seni, tamam mı? Tamam mı serçeverim? Tamam efendim, tamam. Merak buyurmayınız. Bir sazan balığı gibi sessiz olacağımdan emin olabilirsiniz efendim. Bay Kovalev ne kadar istemese de kaybolan burnunun hikayesi bire bin katılarak kısa zamanda bütün Petersburg'a yayıldı. Halkta da bu tür garip olaylara karşı merak had safhadaydı. Alexandra Grigoryevna, duydun mu şekerim? 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'in kayıp burnunu öğleden sonra konuşan Yena sokağında görmüşler. Dün de Nevski Caddesi'ndeki yukur mağazasına getirmiş. Millet Koyalev'in bunu görmek için mağazayı tıka basa doldurmuş. Her gün bir başka söylenti çıkıyor. Bir gün önce burnun Tavriçeski bahçesinde gezdiği rivayet ortaya çıkmıştı. Hatta tıp fakültesinden bir grup öğrenci burnu görebilmek için bahçede nöbet tutmuşlar. Ben başka bir şey duydum. Saygıdeğer bir hanımefendi bahçe müdürüne bir mektup yollayarak bu burnu torunlarına ve bütün gençlere göstermesini ve onlara açıklayıcı bilgiler vermesini istemiş. Öykü bu ya. Memur kılığında dolaşarak şehri birbirine katan burun, birkaç gün sonra bir şey olmamış gibi tekrar 9. derece memur binbaşı Kovalev'in iki yanağı arasındaki yerini almış. Kovalev o sabah uyandığında elini her zamanki gibi yüzüne gezdirirken birden irkilmiş ve burnunun yerinde olduğunu görmüş. Ve o günden sonra da bir daha berber Ivan Yokoviç'e tıraş olmadığı gibi içkili bir yerde bulunmamaya da gayret etmiş. Öykü belki size saçma gelebilir ama dünyada akla gelmedik öyle saçmalıklar oluyor ki, onlara inanıyorsak bu öyküyü de kabul etmemiz gerekir. Kim ne derse desin, binde bir de olsa dünyada bazen öyle garip şeyler oluyor işte. Kaybolan Burun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.